Bu sene fiyatlar biraz pazarda uçuk dahi olsa dahi, yani bu haberlerde duyuyoruz. Fakat biz üretici olaraktan şu anda 1-1-200 lira civarında İstanbul, İzmir, Mersin, Konya gibi yerlere sevkiyat başlamıştır. Ya bu olması gereken, bu fiyatlar zaten çiftçiye memnun edecek, yani para kazandıracak fiyatlar bunlar. Biz zaten 3 senedir bu domatesi maliyetine yetiştirmiş durumdayız yani. 3 senedir düşük tarlalarda kalmıştır. Bu sene bunun sebebi de birçok yerde belirli bir hastalıkların, domatesler mesela hasar görmesi, arazilerin sürülmesi, bu arz talep dengesi. Fakat şu anda fabrikalar da tabii anlaşma yoluna gitmeye çalışıyorlar, fiyatları düşürmeye çalışıyorlar. Fakat bu düşmeyecek. Yani çiftçilerimize buradan kendi malına herkes sahip çıksın. Yani domates bu sene göt. Yani bu yağışlardan dolayı belli bir virüs hastalığı geldi. Bu Akhisar'dan Torbalı'ya kadar belli bir şeyde 8-10 bin dekar bir arazi sürüldü. Bu sebepten dolayı inşallah bu fiyatların geri değil daha yukarı gideceğine umut ediyoruz. Yani çiftçinin geçen sene zarar eden çiftçinin bu sene biraz olsun alın terini almasına da yanayız yani. Geçen sene 600 lira pazara 250 salçalık almıştı. 300 lira 350 arası kurutma almıştı. Bu sene şu anda salçalıklar geri düşürmeye çalışıyorlar. 400 lira. 390-400 civarında gidiyor. Pazarda 1-1-200, kurutmalıkta 6-700 civarında bir pazar oluşma esnasında. Ama bu bizim umudumuz daha yukarı tırmanacak. Yani bizim de pazarda duyduğumuz fiyatlar 2 lira, 3 lira gibi fiyatlar duyuyoruz. Bu bizim mesela tarladan ürettiğimiz, çıkardığımız domatiye. Biz burada 1000 lira, 1200, 1300 civarında sarıyoruz. Yani bu eğer bu şekilse bunun ortası neresi? Yani biz 6 ay, 7 ay, 1 sene mesela bunun peşinde koşturup 1200 lira para kazanıyorsak, buradan al pazara ertesi günü 3 milyona oluyorsa bunun bir farkın bulunmalı. Yani biz esas hakkımızı istiyoruz yani. Bizim hakkımız olan eğer 3 milyon satılıyorsa 2 milyona satmamız gerekiyor bizim burada domatesi. Yani bizim iki katımıza para kazanmak böyle bir dünya yok. Yani bu aracı kaç el değiştiriyor da buralara kadar mesela yani tüketiciye ve üreticiye mağdur oluyor aradan. Ya bunların bir an önce önlenmesi, bu aracı firmaların da daha bir tekbirli şekilde aldığı fiyatın mesela sattığı fiyatı belirleyecek bir kanunların çıkması, hal yasalarının çıkmasını bekliyoruz yani. Önümüzdeki günlerde daha fiyatların artmasını bekliyoruz. Yani bu fiyatlar bu şekilde buralarda kalmaz. Yaklaşık her sene 200-250 dönüm domates ekiyoruz. Bundan 3 yıldır, 3 yıldır hiç para kazanamıyoruz. Fabrikacılar bir kendi aralarında anlaşma yapıyorlar. Çiftçinin yüzü gülmüyor. Bu sene hastalıktan dolayı domates ekimi az. Kimi de sürdü. Şu anda bende 230 dönüm var. 130 dönümü hastalıklı. 100 dönüm, 100 dönümü de randımanlı. Şu an İstanbul, Antalya, Afyon hallerine gönderiyoruz. 1200 lira, 1300 lira fiyatlardan memnunuz. Şu an 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira gibi gidiyor. Salçalar da şu an 400-450 lira. Bu durumdan memnunuz. Bunun böyle devam etmesini umarız yani. Hastalıktan dolayı baya bir komşu şeyler de zarar gördü. Ama ürün az. Bu sene domates az. Bazıları doludan, bazıları hastalıktan, bazıları virüsten dolayı sıkıntılı bir yıl. Sıkıntılı olmayan bir ürün kalmadı domatesde.